Herkese merhaba, ben Tuğçe Odvar ve bugün sizlerle Nisan ayı ajandasını yapacağız. Kaldığımız yerden tam hızıyla devam ediyoruz. Bu ayın temasını seçerken daha bir kıyak geçtim. Doğduğum ay olduğu için falan diye düşünüyor olabilirsiniz. Tabii ki de ondan dolayı en güzel ay olduğu için en güzel temayı bu aya sakladım. Ki kiminiz ne alaka ya, oğlum ne kafası bu acaba derken kiminiz ooo çok iyi ya diyebilirsiniz bu temaya. Yani herkese hitap eder mi bilmiyorum ama estetik bir şey çıkarmaya çalışacağım. Sulu boyalarımı aldım. Gördüğünüz gibi mavi, yeşilimsi mavi tonlar ağırlıklı olacak. Emekler ajandam hala bitmedi, hala direniyor. Neyse uzatmadan ilk giriş sayfamın tasarımıyla başlayalım. Bir yandan da sohbet edelim sizinle birazcık. Buraya böyle genel bir tasarım yapacağım. Ortasına da Nisan başlığımı atacağım. Genelde zaten böyle başlıyorum ajandalara. Geçen ay bir file verdim. Onun dışında sürekli yapıyorum. Ama Mart ayını ben geçen seneden beri protesto ediyorum. Nedense bu Mart ayını aşırı bir yoğunluk ve hastalık ayı olarak geçiyor. Bir saçma bir şey var üstünde, büyüsü var. Onun için, yoksa hani özellikle dışladığım, sevmediğim insandan Mart'ta doğduğu için falan değil. Hınçlanmış ama bütün aya hınçlanmış, güne bile değil. Öyle denk geldi yapmadım. Dedim ki gelenek haline gelsin. Seneye de muhtemelen devam edersem ajandalara Mart ayını yapmayacağım. Mart'ta doğanlar nefret ediyor şu anda bende. Neyse, Nisan ayı ajandasını aslında acaba yapmasam diye düşündüm açıkçası. Birazcık yoğunluk vardı, yetişmeyecek gibiydi. Ama dedim ki hani küçük de olsa, böyle çok özenilmiş bir şey olmasa da, diğerlerine göre böyle daha kısa tuttum zaten bu ajandayı, göreceksiniz. Daha kısa tuttum deyip 35 dakika video hazırlıyorum o hastası. Konuşuyor çünkü, konuşmayı özlemiş. Yine de yapmak istedim çünkü planlayamadım. Böyle bir tane A4 kağıdına falan böyle kendimce planlayıcı falan hazırladım. Her şeyi unuttum, böyle kafam karıştı falan. Haftalık planlayıcı resmen eline bakar hale gelmişim. Resmen elim ayağım olmuş diyordum. Gerçekmiş yani. Geçen ay bayağı bir alt üst oldu düzenim. Kenara yazarak ilerledim yani bütün ay boyunca. Onun için ajanda tutma şeyine, rutine devam etmeye karar verdim tekrardan. 2 ay file versem artık ucunu alamazdım bile, kendimi de biliyorum yani. Umarım siz benim gibi ara vermeden devam etmişsinizdir. Neyse, uzadıkça uzadı. Hala temayı söyleyecek. Temayı zaten yani kapak fotoğrafını anlamışsınızdır ama balık değil, hamsi. Minik hamsi biz bu ayda doğmuş ya. Hamsi tebole yapsana höre böre derken. Taçizim ve sohbetin ilk bölümünden üstüme yapışan hamsi lakabını devam ettirerekten, hakkını vererekten bu ayın temasını hamsi olarak belirledim. Bence hamsi dünyanın, yani tornavidadan sonra desek geridir, tornavidanın hakkını yemeyelim, en estetik objelerinden biri ama hakkını şimdiye kadar kimse vermemiş. Ne hamsi konulu bir sanat eseri vardı o dürüst, ne hamsi konulu bir film var, ne hamsi konulu bir ajanda vardı. Ay dedim, ne kadar dışlamışlar hamsiyi, ne kadar kimse kıymet vermemiş bu hamsiye deyip hamsi temalı ajanda yapmaya karar verdim. Bunu sanırım sizden birisi önermişti yorumlarda, böyle beynimin altında duruyordu ya. Nisan ayına hamsi teması diye aylardır ve işte karşınızdayım. Ajandanın içine neredeyse hiçbir süsleme yapmayacağım. Böyle çok sade tutacağım ama giriş sayfasına abandıkça abanıyorum. Yani abanmıyorum aslında da, gene böyle daha bir çizim, bir resim, bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum ortaya. Ajandamın sayfalar ince olduğu için, yani çok ince değil ama genel sulu boya kağıtlarıma göre oraya böyle suyu dökerek kullanıyorum genelde, ama daha ince olduğu için onunca az sulu kullanmaya çalışıyorum boyamı. Ve böyle mavinin birkaç tonunu hazırladım. Onları böyle yerli yersiz değişik değdirerekten hamsiler yapıyorum. Ya bu hamsiler biraz güdük oldu diye olabilirsiniz. Evet, fark ettim. Birazcık bir güdük oldular. Hamsiden çok böyle daha estetik balıklara benzediler. Tuğçe hamsi dedim, bizim yedi süs balığı oldu bunlar diye olabilirsiniz. Onu ben de fark ettim ama şimdi şey yapmayalım canım, boyu kısa diye de. Benim de o kadar yani, Norveçli değiliz neticede. Benim de boyum uzun değil. Norveçli hamsilerin boyunun daha uzun olduğunu iddia ediyorum şu anda. Burada şey fark ettiniz mi, böyle fazla renk kullanmıyorum ama araya böyle pembemsi bir renk koydum. Siz bunu sarı ve yeşile de değiştirebilirsiniz. Ne kadar böyle tatlı, minik de böyle çarpıcı olmayacak şekilde minik tonlar eklerseniz resim her zaman daha güzel oluyor. Hani direkt maviye boyamaktansa oraya ekstra başka bir renk kattığınız zaman o direkt ona böyle güzel bir tekstür veriyor. Bu arada şeyi de fark ettiniz mi? 3 haftadır aralıksız video atıyorum. Ben de şaşkınım, siz de şaşkınsınız. Mesajlardan görüyorum onu. Ama haftaya ortadan kaybolabilirim. Bu hafta tam benim okulumun bir semestri bitti. Öbürü haftaya başlıyor. O ara olduğu için böyle 3 günlük boşluğum vardı. Hemen o boşluğu hasta olarak doldurmuştum. Belki Instagram'da görmüşsünüzdür de. Vücut boşluk bulunca artık depresyona girmeye hasta oluyor. Böyle bir update geldi kendi bünyeme 2021'de. Ama şimdi işte tam düzelirken, sesim hala ne kadar gırtlaktan geliyorsa da, bu Fransız aksanıyla Türkçe konuştuğum için değil, gayet hasta olduğum için olabilir. Haftaya ne diyordum? Gene bak, dağıldıkça dağılıyor ya. Bir sürü şey söylemek istiyor aynı anda. Bir saniye, sakin Tuğçe'cim. Haftaya okul başlayacağı için, işim tekrar başlayacağı için şey olabilir birazcık. Ortadan gene esrarengiz bir şekilde kaybolabilirim diyeceğim. Hiçbir esrar yok. Önden açıklama yapıyor, sonra da diyor ki çok esrarengizim. Kafalar çok karışık, sormayınız. Thank you.
tabii ki de bir video yapıp pilot kalemimi dahil etmeden ilerlemeyecektim. Özlemişsinizdir siz de belki. Bütün detaylarımı bununla atıyorum. Bu kalem resmen bünyemin altına alsam böyle, Tuğçe diye piyasaya sürsem bu kadar olurdu. Kendi çocuğum gibi, kendi evladım gibi seviyorum. Bu kadar tanıttığım başka bir ürün yok herhalde diyecektim ki Vince Renlift'in Slowam geldi aklıma. Yalnız fark ettiyseniz onunla sahneleri çıkarmadım. Bu kez otel odasında elimde olan 0.5 estetik objeyle bir dekor değişikliğine gitmek istediğim için Slova'ya yerine sadece böyle onların şeyleri kullanacağım mavinin kovanlarını koydum. Kendince minik adımlar ataraktan büyük değişiklikler yapmaya çalışıyor. Kıyafetim çok bir şey değişmiyor ama denemek de bir şeydir diye. Umarım böyle düşünüyorsunuzdur siz de. Açıkçası çizim yaparken genelde de zaten bu videolarda yani ajanda videolarına bu şekilde ilerliyorum. Çok fazla detaya girmiyorum çizimlerde. Dedim şu an altın varaklı videolarım geldi. Bu arada doğum günüm için dedim ki Tuğçe altın varaklı bir şey yap ya yani Nisan ayı. Şöyle kocaman Nisan yaz falan böyle doğum günün olan günü full altına boya falan. Her yer coşsun bir kibariye çıksın içindeki ortaya boya çıkmayacak ne zaman çıkacak falan diyordum ama sonradan hamsiyle altını dedim sevdiğim iki şeyi bir anda kullanırsam overdose olacağını düşündüğüm için altını Mayıs'a sakladım. Annem doğmuş. Onu da Mayıs'ta kullanırım dedim. Böyle. Kararı bu şekilde verdim. Yani şu an farkında olmadan Mayıs ayı için bir altın vaadinde bulundum gibi oldu. Bakalım Mayıs temasını seçmedik henüz. Ne düşünürsünüz? Bana tema önerileri verebilirsiniz. Bak çaktırmadan o yorumları okuyup beynimin altına işliyormuş. Sizin verdiğiniz önerilerle ilerliyorum aslında bir yerde. Yalnız şaka maka bunlar bir hamsiye benzedi ya. Kafalarını böyle sivriltip birazcık koyu falan ekleyince bir hamsi. Ben yani kardeşlerim, kuzenlerim, hepimiz kuzeniz burada. Bütün aile portresi çizdim resmen size Nisan ayı. Bunu journal adı altında. Baya sanki beğendi ya Tuğçe bunu. Neyse giriş sayfam çok güzel olunca içeriği daha da sallama isteği gelmiyor değil şu anda bende. Ama neyse bu sayfa gerçekten ben beğendim. Vallahi beğendim. Neyse kendimi övme kısmına hemen hızlıca geçeyim. Burada bu sayfanın tasımın sonuna gelmiş bulunuyorum. Referans çizgim neredeyse hiç yoktu. Gerçekten içsel bir yansıtma olduğu için bu çizim kendimden bir şeyler katarak yaptığım için altına skeç atmama gerek kalmamıştı. O için silmeye de gerek yok, bulaştırmaya da gerek yok. Hemen geçiyoruz bir sonraki sayfamıza. Bu sayfanın geleneği benim ajandalarımda her zaman buraya böyle büyük bir takvim koymamdır ki geleneği gene bozmuyorum. Çok da yaratıcılığından kaçmıyorum. Buraya ayın kocaman bir takvimini koyacağım. Benim için çok faydalı oluyor çünkü içine randevularımı, hatırlatıcılarımı hatta bazen beslenmeyle ilgili notları falan da yazıyorum. Gerçekten o ay neye kafayı taktıysam onu yazıyorum. Böyle kocaman kocaman alan olması bile mincik yazıyorsanız benim gibi bayağı faydalı oluyor. Bu videoda özelen her şey geri döndü. Bak cetvel de döndü. Cetvel kardeşliği canım. Birazcık daha böyle organikle simetriyi karıştırmak istediğim için bütün çizgilerimde cetvel kullanacağım bu ajandada. Şöyle neredeyse muntazam bir şekilde kendimi bile şaşırtaraktan kutucukları böldükten sonra gidip üstteki bu böyle mavi bir şerit boyadım başta oraya. O kurudu artık. Onun üstüne günleri yazıyorum. Bunu aslında sadece estetik açıdan yaptım çünkü yoksa en baştakinin pazartesi olduğunu sanırım hepimiz biliyoruz ama olsun. Böyle bir değişiklik yapayım dedim. Minik de olsa değişiklik iyidir. Gördüğünüz gibi aslında sayfayı baya sade tuttum. Gerçekten sözlerimin arkasında duruyordu. Nasıl gurur duyuyor yaptığı saçma sapan bir şeyle. Neyse şimdi günün tarihlerini atıyorum. Ve 19'un yanında tabii ki de minik bir kalp koyuyorum. Bilmeyenleriniz varsa 19'da tabii ki de benim doğum günüm. 5.ye söylüyorum aynı şey. Şimdiden benim doğum günüm. Kendi kendimi doğum günü kutluyorum. Buraya minik bir kalp koydum. Bugün gidip kendimi çok pis şımartacağım. Bir iki, ne zaman? 3 sene önce sanırım başladım. Doğum günlerimde gidip kendimi şımartıyorum. Doğum günüm olmayınca da şımartıyorum acaba arada bir ama doğum günümde daha böyle iç rahatlığıyla şımartıyorum. Burada artık bu sayfamın tasarımında sona gelmiş bulunuyorum. Sağ alt köşede bir şeyler yapılabilirdi ama yapmadım. Yapmamayı seçtim. Orayı boş bıraktım. Ay öyle devam edecek. Öyle güzel bir yer ki devam edip gitsin diye. Neyse artık geçelim bir sonraki sayfamıza. Sayfanın sol tarafına weekly planner yani haftalık planlayıcı köşemi koyacağım. Bunun başlığını atacağım yeri boyayarak başlıyorum öncelikle. Bu olan muhtemelen benim ajandalardaki profesyonel amaçla kullandığım böyle en etkin alan. İşimle ilgili ve okulla ilgili yani mutlaka yapmam gereken ne varsa gidip haftaya oraya onları sıralayarak başlıyorum. Hatta bazen günlük bile yapıyorum bunları. Bunları kendi arasında böyle 5'e falan bölüyorum ya da kaç gün çalışacağım o hafta. Siz de eğer böyle ödev planlamanızı ya iş planlamanızı ya da hayatınıza dahil etmek istediğiniz şeylerin planlamasını yapmak istiyorsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Çünkü ben kutucukları gidiyorum mesela her haftanın başında. O hafta yapacağım direkt ödevleri sıralıyorum. İşle ilgili yapacağım teslimleri sıralıyorum. Bazen hatta şeyleri bile yazıyorum. Mailler oluyor mesela cevap vermem gereken. 1-2 hafta geçiyor bekliyor aklımdan çıkıyor.
Ama kendime hatırlatıyorum ve sonra tam yatacağım uyumak üzereyken beyin geri uyanır böyle sana yapmadığın şeyleri hatırlatır da uykuya dalamayasın ya rahatça. Öyle aklıma gelen minik notları yazıyorum ki birazcık daha rahat uyuyabileyim diye. Bir de o gidip işi bitirdikten sonrasında tik atmanın verdiği o minik haz hiçbir şey değişlemez. Bir yemek yerken alıyorum o hazı, bir de şuraya attığım tiklerle yani hayatım bundan ibaret gerçekten. Kulağına kadar acıklı gelse de ben eğleniyor muyum? Eğleniyorum. O zaman konu kapanmıştır. Gördüğünüz gibi sayfaya neredeyse hiçbir tasarım yapmadım. Sadece 5 tane kutucuk bıraktım. Son haftada 3-4 gün olduğu için onu daha minik bıraktım. Siz bunları ayarlayabilirsiniz kafanıza göre. Arkada böyle minik hamsi sürüsü yaptım. Böyle bir balık esintisi hafiften de olsa devam etsin. Hiçbir şey yapmadan geçmeyeyim diye. Neyse hemen geçelim bir yandaki sayfamıza. Bu sayfanın üst tarafına habit tracker koyacağım. Yani alışkanlık takibi. Geçen ay ilk kez ajanda yapmadım 11 aydan sonra. Yine Mart'a. Ve geçen ay ilk kez düzenli spor ve sağlıklı beslenme düzeni oturtturdum. Buna ne diyorsunuz? Bir de ajanda bana yardım ediyor diyordum. Şu an çok pis kendimle çeliştim. Şeye sinir oldum ya. 40 yılda bir cidden böyle güzel spor yapmaya falan başladım. Düzgün falan beslenmeye başladım. Ama onun gidip böyle tik atabileceğim bir alanı yok diye gıcık oldum. Sonra A400'üne böyle çok uyduruk bir şekilde bir şeması çizdim. Gidip ondan böyle tik atıp kendime o haz duygusunu tekrardan böyle yaşatmaya çalıştım. Ama tabii de böyle daha özenli düzenli olunca her sabah gidip böyle oraları tikleyerek ilerleyince daha yüksek bir haz duyuyorum nedense. Neyse buraya onun için böyle bu alanı bırakıyorum ve bu kez 6 tane alışkanlık takip edeceğim. Daha küçük küçük yaptım bunları yan yana sıysın diye. Daha böyle kompakt bir şekilde hazırlıyorum ajandayı. Yani en azından bu sayfası daha kompakt oluyor. Bu arada bunları direkt böyle ayın şeklinde yapmayayım. Çok da düz olmasın diye. Sanki böyle sardalya kutuları vardır. Hafif onlara benzetmeye çalıştım. Çok da benzemedi. Şu an onu fark ediyorum. Pek anlaşılmıyor olabilir ne oldu. Onun için şu an belirtme gereği de duydum ama. Şimdi bunların böyle yan taraflarına başlıklarını yazacağım alışkanlıkların. İlk kutucuğumuzda, ilk konservemizde food olacak. Yani sağlıklı beslendiğim günler. Bu bayağı iyi oluyor. Bu aralarda maşallah kendimi aşaraktan daha sağlıklı besleniyorum. En azından bir öğünüm bile olsa daha sağlıklı dikkat ederek yiyorum. Böyle yulaf falan yiyorum işte ne bileyim böyle yoğurt falan. Sıkıcı şeyler yiyorum yani. Önceden sıkıcı buldum. Şu an aslında biraz daha eğlenerek yediğim oluyormuş gerçekten. Bir süre sonra insan alışıyormuş. Bir de spor yapınca kötü de yemek istemiyorsun. Öyle bir şey de oluyor yani. Hem sporun boşa gitmesin diye hem de ne bileyim o spordan sonra böyle bir vücudun daha sağlıklı şeyler yemek istiyor. Hani spor yaptıktan sonra canım cips çekmiyor mesela. Patates kızartması çekiyor. Öyle bir filtre koymuş. Salak çok yanlış yorumlamış bütün mesajları. Neyse anladınız siz beni. Özellikle spor yapıyorsanız daha iyi anlamış olabilirsiniz şu anda. Neyse ikinci kutucuğumuzda zaten spor vardı. Üçüncüsünde YouTube var. Düzenli belki videolara geri dönerim. En azından hani 3 hafta ara vermemeye çalışırım diye. Bir sonraki de Fransızca var ki 2 aydır hiçbir şekilde Fransızca'nın yüzüne bakmadım. Kafam yanacak Portekizce de öğrenince diye ikisini de bıraktım. Bıraktım ya. Hiçbir şey öğrenmeyeceğim bundan sonra. Türkçe sadece. Herkese Türkçe konuşacağım rahatsız gibi. Bir sonraki kutucuğumuzda social var. Ya sosyal hayatım olmasını hala hayal ediyorum. Çok optimistim maşallah. En son kutucuğumuzda da self-care yani kişisel bakım var. Bu gerçekten gerekli. Özellikle şu son zamanlarda otel odasından neredeyse hiç çıkmıyorum. Önceden temizlemeye geliyorlar odayı falan diye kendime çeki düzen veriyordum. Şimdi hiç iyice buralı, buranın köylüsü oldum gibi. Odanı bir demirbaşı haline dönüştüğüm için onu da sallamıyorum. Böyle bir alan gerekli yani. Neyse bu sayfanın alt tarafına da minik bir kutucuk bırakıp creative ideas alanı yapacağım. Buraya işte işle ilgili varsa ya da YouTube'la ilgili varsa ya da video planlamam gerekiyorsa neyle ilgili olursa olsun daha böyle yaratıcı fikirler. Bundan ziyade aslında video fikirlerini yazacağım. Sizden öneriler geliyor bazen. Çünkü o an o çok iyi falan diyorum sonra unutuyorum ya da aklıma bir şey geliyor. Bunu kesinlikle yapmalıyım deyip unutuyorum. O şu an listelesem 20 tane yapmam gereken video var ama neyse hala bir umut. Yenileri de gelirse bu listeyi uzatırım diye böyle bir alan bırakma gereği duydum. Gördüğünüz gibi hiçbir tasarım yapmıyorum. Sadece minik bir kutu, yanında notacıklar, üstünde başlığı derken aslında bu alanda sona gelmiş bulunuyorum. Burada artık Nisan ayı ajandamızın sonuna geldik. Evet öncesine göre daha kısa tuttum. Başta da söylemiştim size. Ama umarım hoşunuza gitmiştir. Ben en çok kullanacağım alanlara yer verdim sadece. Hiçbir şekilde süslü olsun, şöyle olsun, ay bunu da ekleyeyim, bunu da deneyeyim diyeceğim bir ay değildi. İçimi görsün yeter diyeceğim bir aydı. Ama tema olarak benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Fikirlerinizi, önerilerinizi, tema fikirlerinizi özellikle bir sonraki ay için bana aşağıda bırakabilirsiniz. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.